Tamamdır. Kaydı başlattım. Hocam bir şey hatırlatacağım da bu ödevleri arkadaşlar yaptıklarını Discord kanalına atıyorlar da bu attığımız sınıf dokümanına da bunu ekleyebilirlerse daha hoş olur. Tamam, sınıf dokümanının linkini ver, onu da buraya ekleyeyim. Bu videoyu tamam, izleyecek arkadaşlar ulaşıp senden eklenme izni istesinler. Editleme izni. Ödevlerinizi oraya ekleyin ki ödevlerinizi kontrol edebilelim. Tamam hocam. Discord'da Yakup Bilgen bana özelden maillerini atabilirlerse ben hemen projeye eklerim onları da dökümene. Tamam ya da sen şeyi söyle. Ne onun ismi? Ee, linki ver. Ben buraya linki de yapıştırayım. Çalışma odası metni <laughs> yapıştırdım? Bir yere yapıştır onu. Alayım ben oradan. Derslik bir metin kanalına yapıştırabilirsin. Oradan sana direkt mail de atabilirler ya da sana Discord'tan e, özelden de ulaşıp ekleyebilirler kendilerini şuraya yapıştırdım. Buradan dosyaya ulaşabilirsiniz. Ödevlerinizi buraya ekleyin arkadaşlar ki ödevleri kontrol edebilelim. Şimdi dersimize geçelim yavaştan. Yine arada söyleyeceğiniz şeyler varsa söyleyin. Bugün güzel bir konu anlatacağım. Future'u anlattık. Stream'i anlatacağım demiştim. Stream'de çünkü biraz problem var. Yani stream'i anlatmak için aslında bir sürü şey bilmek gerekiyor. Ama bugün dart.dev'de language turu incelerken aslında bunu jeneratörleri anlatarak daha ucuza anlatabileceğimizi fark ettim. Yeni başlayan arkadaşlar için azıcık e, zor bir ders olabilir. Çünkü yepyeni başlayan arkadaşlar için muhtemelen future'da da öyle oldu. Çok yine e, söylemediniz ama nerede bu jeneratörler? Şurada bakın. Jeneratör. Jeneratör üreteç demek. Yani muhtemelen Üreteç. Türkçesini bilmiyorum. Ben şu anda Türkçe olarak uyduruyorum. Kitaplarda nasıl geçtiğini bilmiyorum. Üreteç yani üretim yapan şey demek. Ee, i̇ki çeşit üreteçimiz var. Yine senkronize üreteç ve asenkron üreteç. Şimdiye kadar e, tecrübeli arkadaşlar sürekli kullanıyorlar aslında bazı şeyleri ama nasıl yapıldığını mesela stream'e tecrübeli arkadaşlar biliyorlar. Ne olduğunu biliyorlar. Günlük hayatta da kullanıyorlar. Ama aslında onun arka planında neler döndüğünü pek bilmiyor olabilirler. Şimdi bu üreteç dediğimiz arkadaşı anlamak için şu yelt kelimesinden de bahsedeceğiz ve şu yıldızdan da bahsediyor olacağız. Dolayısıyla dünkü o keyword listesinde hani buraları bilmiyorsunuz dediğim şeyler vardı ya yani artık bugün onlara birkaç şey ekleyeceğiz. Yani birkaç tanesini biliyor olacaksınız. Mesela bu yelt kelimesini ee, tecrübeli arkadaşlar içinde bilen var mı anlamını? Yani daha önce hiç kullanan var mı? Hocam, Geriye dönüş değil mi hocam? Hani direkt... Hiç şey değil mi? Kimlerde falan. Ee, bir daha söyle Berat, tam duymadım. Ee, Steam yazarken kullanıyordum ben. Yani return yerine yield kullanıyoruz. Return yerine yield kullanıyoruz. Aslında yakın. Yani sen en azından... Şey değil anda. mi hocam? Kullanan return biri. işlem biraz... Ritör return işlem bittikten sonra ekler, yield ise anlık ekler. Hani mesela şöyle. Güzel. K her arttığında e, yani K her arttığında ayı mesela K bir artı direkt M 1 ekler. K iki artı bir daha artı hemen ekler. Return'den farklı bu değil mi hocam? Yani e, direkt şey. yani hemen aslında, anında eklemesi. E, return'e sen benzetmedin değil mi? Berat sen mi benzettin return'e? Evet evet. Tamam. Yani ikiniz de return'e benzettiniz. Dolayısıyla şey de başta return'e benzetti ve farkını söyledi. Aslında e, return kelimesinin derini çok derin olduğu için e, direkt return'e benzetmemek daha doğru. Ama return'e benziyor. Evet. Yani doğru söylüyorsunuz. Return'e benziyor. E, return'deki farkı da return'den farklarından biri de. Çünkü asıl temel kilit farkı o değil. Ama farklarından biri olarak sayabiliriz. Deniz'in söylediği. Yani return direkt olarak e, Değeri olduğu gibi direkt üretiyor. Ve fonksiyon aslında return'ın kilit noktası. Fonksiyonu bitiriyor oluşu. Ama Deniz'in dediği şey şu. Diyor ki return e, değeri e, gönderiyor dışarıya. Direkt fonksiyonun dışına gönderiyor. Return değeri fonksiyonun dışına gönderiyor. Bütün işi bitirdikten sonra. Yani while bittikten sonra gönderiyor. Ama yield while'ın her adımında gönderiyor. While'ın her adımında gönderiyor diye o şekilde düşünüyor. E, aslında... Burada üreteç kelimesi yani jeneratör kelimesi biraz bu konuda fikir veriyor. Yani temelde söylediği şey doğru fakat geriye döndürme konusu biraz yanlış. Yani return ile o yönüyle bağdaştırmayın. Bu geriye bir şey döndürmüyor. Ee, her adımda da döndürmüyor aslında. Yani şu it, senkronize jeneratörü düşünün bu iterable. Ama ben hakikaten şaşırdım yani bununla ilgili e, bilginiz güzel yani. En azından hatta Berat kullanmış bile. Ee, kullanım şeklin doğru fakat o e, mantık itibariyle tam olarak aynı değil çünkü burada dikkat edersen stream dışında bir kullanımı da var. Sen şimdi zaten bunu anladığın zaman e, streamde de niçin kullandığını da daha iyi zaten anlamış olacaksın. Bir e, iterable ve stream. Biz dün neyden bahsetmiştik işte? Future'dan bahsetmiştik. Future ne demiştik? Asenkron işler için e, oluşturduğumuz bir yapı. Asenkron işler için oluşturuyoruz. Zaten aslında şöyle gidelim buraya. Burada bir biraz kod yazmıştık. Neredeler? İkinci sayfada mıydık? Ha pardon asenkron dersi diye bir dosya oluşturmuştuk. Orada yaptık. Asenkron işlem 1, asenkron işlem 2 falan diye e, oluşturmuşuz. Ve bu şekilde dinlemişiz onu. Yani bu şekilde e, çağırmışız. Pardon dinlemişiz dediğim. E, bu şekilde çağırmışız. Yani 50. satırda 49. satırda fonksiyonu çağırmışız. Sonra da fonksiyonun değerini alıp print etmişiz. Hata olursa hatayı falan. Yani dünkü dersi tekrar edin. Bugün jeneratörlerden bahsederken şöyle bir şey. Sizin bugüne kadar bildiğiniz koleksiyonlar aslında hepsinin Dart'taki üst yani biz listeyi falan biliyoruz ya. Liste biliyorsunuz, işte set'i biliyorsunuz, map'i biliyorsunuz. Hepsinin üst sınıfı iterable arkadaşlar. Iterable. Yani şu. Iterable yorum olarak yazayım. Iterable ee, Türkçe'ye nasıl bunu şey yapabiliriz? <laughs> koleksiyon değil mi hocam zaten? Ne diyebiliriz? bu. Koleksiyon. <laughs> <laughs> Yok koleksiyon değil. Ee, adım adım. Ama şey, değil, bu ad, şu able var ya. E, can yani İngilizce. <laughs> <can, gülüyor> e, e ee, Yinelenebilmek diye çeviriyor hocam. Heh, güzel. Yinelenebilir. Yani adım adım gidilebilir şey demek. Yani adım adım gidilebilir şey demek. Aslında mantığı bu. Yani iteration e, böyle adım adım yapmak ya da tekrar ettirmek gibi. Yani ama adım adım. Yani oradaki yinelemek gibi tam olarak değil ama dediğim gibi yani e, iteration veya işte iterable iterlenebilen. İter ne? İşte bir işi adım adım yapabilmek. Mesela mapler niye? Çünkü şey e, mapler, listeler, setler bu arkadaştan türemişler. Bunlar e, bu arkadaş işte adım Adım işlenebilen diyebiliriz. İşlenebilen. Hatta temelde string yani bir ara belki değiniriz buna. Bu biraz ileri bir konu olacak ama temelde string de bir iterable. Çünkü temelde string de bir liste. Harf listesi yani bu. Aslında bu tek başına bir veri değil. Şu tek başına bir veri değil aslında. Çünkü bunun tek başına e, bilgisayarın hafızasında tutulabileceği bir mantık yok bilgisayarda. E, iterable dediğimiz gibi adım adım işlenebilen ama... Ee, senkron olarak işlenebilen stream ise stream ise asenkron iterable olarak diyebilirsiniz. Yani asenkron iterable ee, evet. şöyle asenkron iterable iterable'ın ne olduğunu anladınız. Şu bugüne kadar gördüğünüz koleksiyonlar fakat onların babası ee, yani atası ee, stream ise iterable'ın e, asenkron hali Şimdi bir iterable oluşturabilmek için şimdiye kadar kullandığınız yöntemler zaten kullanmıştınız. Hani dediniz ki işte list dediniz. Siz list dediğiniz anda aslında zaten bir iterable oluşturuyorsunuz. Jenerikle dediniz ki bu integerlardan oluşuyor. Ve dediniz ki e, ya bir isim verdiniz işte sayılar diyelim. Sayılar. Bir isim verdiniz ve içine elemanlarını vererek işte 1, 2, Üç şeklinde elemanları vererek bir iterable aslında zaten oluşturuyorsunuz. Jeneratörler şöyle iterable'ı yani bu yukarıdakinin aynısını yapayım. Iterable. Siz buna e, int dediğinizde yine bununla aynı. Siz söylemeye edebilirsiniz Yani bunu vermek zorunda değilsiniz. Jeneratörlere geleyim şöyle. İşlendiği yere geleyim. Burayı okuyun. Mutlaka zaten e, sınav buranın içinden olacak. Buranın içinde olmayan hiçbir şeyi sormayacağız sınavda. E, jeneratörler Buraya baktığınız zaman mesela burada illa bir jenerik vermiş ama siz illa jenerik vermek zorunda değilsiniz. Herhangi bir yinelenebilen herhangi bir işlem yapıyor olabilirsiniz. Yani adım adım ilerlenebilen herhangi bir işlem olabilir bu. Ee, bu doğal sayıları oluşturmak için oluşturulmuş bir şey. Bunu olduğu gibi getireyim isterseniz. Fena değil yani. Iterable biz yine burada oluşturduğumuz zaman e, int yani doğal sayılardan bahsettiği için bu int yani integer. Kesirli sayılar değil yani. Şimdi doğal sayı oluştur diyelim yani doğal sayılar e kadar doğal sayılar e kadar doğal sayı sayılar diyelim. Şimdi e kadar dediğimiz o e kadar var ya onun kaça kadar yani kaça kadar int e diyelim yani e kadar eye kadar hatta yani şöyle de diyebiliriz eye kadar doğal sayılar e e de bu yani birin Liste oluşturacağı zaman şunu söyleyecek işte. E'ye kadar doğal sayılar benim için bir listedir mesela. Ee, ve şöyle yapacaksınız. Şimdi E'ye kadar diyor ya bir for döngüsü oluşturalım burada. Şimdi şu arkadaşınkini hemen üste yapıştırayım buradan görün diye. Ee, şöyle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki o while ile oluşturmuş. Ben dediğim gibi bir şeyler öğrendiğiniz zaman ben şu an size anlatıyorum ya. Benim anlattığım şekilde yapmayın. Bak ben şu anda onun anlattığı şekilde anlatmayacağım size. O zaten orada anlatıyor. Siz de kendi bildiğiniz diğer, yani benim anlattığım diğer konseptler veya başka yerlerden öğrendiğiniz diğer konseptlerle bunları yapmaya çalışın ki iyice konuyu anladığınızdan emin olun. Bir for döngüsüyle biz bir iterable üretelim. Jeneratör yapıyoruz ya, yani bir iterable üreteceğiz. Bir gener generate edeceğiz, yani üreteceğiz. Generate. Ee, diyeceğiz ki, for işte int i mesela. Yani integerlardan, normal for döngüsüyle yapacağız. Yukarıdakinin neredeyse mantık olarak aynısı bir farkı yok. I küçüktür diyeceğiz. Gelen e'den yani e'ye kadar dedik ya. E, küçüktür e'den e, ve o zaman ne yapacağız? I'yi birer birer artıracağız. E'ye kadar doğal sayılar dedik ya. O zaman o yüzden sıfırdan başlattım. Yani o yüzden sıfırdan başlattım ve şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki e, yelt i Yeldin işte buradaki şeyi söyleyeyim yelt i deyip burada şu an bunu söylediğiniz zaman biz nasıl ki e, asenkron işlemleri işaretliyor idiysek bütün jeneratörleri de işaretlemek zorundayız. E, bu e, sonundaki yıldız içeride bir YELT çağırabilme imkanı veriyor. Hatırlıyorsanız ben async kelimesinden bahsederken içeride await evet çağırabilmenize imkan veriyor demiştim. Yani işaret koyuyorsunuz diyorsunuz ki bu bir üreteç yani bu bir jeneratör. Burada işaret koyuyordunuz. Diyordunuz ki bu bir asenkron işlem. Burada ise diyorsunuz ki bu bir senkronize jeneratör. Yani senkronize işlem yapıyor. Ee, yani siz bu işlemi çağırdığınızda, bu işlemi çağırdığınızda bu işlem tamamen bitmeden alt satıra geçmez. Alt satıra geçmez. Şimdi çağırdığında göreceksiniz zaten. E'ye kadar doğal sayılar. Şimdi bu da zaten E'ye kadar doğal sayılar. 0 1 2 3 4, şöyle biraz bol olsun diye 5, hatta 6 da olsun. Şimdi 6'ya kadar doğal sayılar değil mi bu zaten? 6'ya kadar doğal sayılar. 6'ya kadar doğal sayılar. Şimdi bunun aynısını jeneratörle yaptığınız zaman, yel yani return'e benzetmeyin deme noktam bu. Benzetmekte haklısınız. Dediğim gibi orada bir problem yok. İşin mantığını, derinliğini anlayasınız diye söylüyorum return dediğiniz şey aslında herhangi bir şey return etmek zorunda değil teknik olarak. Return etmek zorunda değil. Olduğu yerde fonksiyonu da bitirir. Yani fonksiyon return'den ileriye gidemez. Mümkün değil. Yani buraya bir return koyarsanız herhangi bir fonksiyonun return koyarsanız devamı yoktur. Zaten devamına kod yazdığınızda ölü kod diye sizi uyarır. Ölü diyor mu burada? Bazı dillerde öyle. Ha diyormuş. Bakın görüyor musunuz? Ölü kod. Yani ölü kod. Bunlar boşuna yazdın sen diyor. Yani ben return'ın ilerisine zaten gidemeyeceğim. Return'ın kilit faktörü bu. Biz hani ölmüşken de değer götür diye hani şey diyoruz burada. Ölmüşken de değer götür. Return öldürüyor. Return'e geri döndürme diyebilirsiniz. Yani geri döndürme, bitirme bu tür kelimelerle aklınızda tutabilirsiniz. Kavramı aklınızda tutmaya çalışın. Geldi ise sağlamak olarak, üretmek olarak aklınızda tutun. Üretmek, sağlamak, yani bu bir iterable ya. Ona değer sağlıyorsunuz, iyi sağlıyorsunuz, işte yani sıfır sağlıyorsunuz, bir sağlıyorsunuz. Toptancı da diyebilirsiniz veya işte fabrika da diyebilirsiniz. Her ne diyorsanız buraya yani bir fabrikanın yaptığı iş ya da işte bir toptancının bir market için yaptığı iş her neyse, bu YELT onu yapıyor. Yani her adımda, her adımda hemen bu bir iterable ya. Yani sonuçta bu bir liste mesela ya da bu bir set ya da bu bir map ya yani bu bir map de olabilir. Ee, ne yapacaksınız? Ee, hemen buradakini ekle, 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 ekle. Yani böyle ekleyecek, sağlayacak ona değer sağlıyorsunuz. Burada oluşturduğunuz değeri sağlıyorsunuz. Burada bu integer olmak zorunda değil. Hani döngü kolay olsun diye integer'dan örnek verdik. O da integer'dan örnek vermiş. Siz mesela burayı bozup başka bir şey de oluşturabilirsiniz. Yani buradaki iterable şu anda e, gelelim şimdi. Mesela bunu nasıl kullanacağız? Ne dedik? Burada 6'ya kadar doğal sayılar dedik gelip şuraya mesela diyebilirsiniz ki bir liste oluşturalım. Liste yani direkt sonuçta dedim ya iterable listedir yani. Liste olabilir, set olabilir, map olabilir. Hepsinin dedesi, hepsinin babası. Yani hepsini atayabilirsiniz aslında teknik olarak. diyeceğiz ki biz bu listeyi integerlardan oluşsun. Int. Bu da 7'ye kadar. 7'ye kadar. doğal sayılar uzatmıyorum diyorsunuz ki burada mesela E'ye kadar bakın E'ye kadar doğal sayılar ve kaça kadar? 7 dedik ya o zaman 7 diyelim. Ve bu şekilde sonuna bakın bu iterable ya. Iterable bu. Sonuna sadece diyeceksiniz ki bunu benim için bir listeye çevir. Bakın. to list. Bunu sizin için listeye çevirecek. Bu kadar. Oldu bu size aynı. Bunu print ederseniz yani şöyle print diyelim. eee 6'ya kadarı da yazdıralım. Onu da. İkisini de yazdıralım. Print ve diğerini de yazdırayım. Hiçbir farkları yok. 7'ye kadar. Şöyle. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir tane de hiç şey yapmadan. Bakın hiç çevirmeye de gerek yok. Bir tane de direkt print edelim. Bu da 17'ye kadar olsun. Yani 3 tane ama hepsi senkron. Ne demek? Yani bu satırdaki 64. satırdaki işlem bitmeden. Yani şu jenerasyon e, işlemi bitmeden. Üretim işlemi bitmeden bir alt satıra geçmez. Senkron bu iş. Şimdi stream'i anlattığımda çok daha iyi e, aydınlanacaksınız. Uygulamamızı bir çalıştıralım. Çalıştırırken uygulamayı beklerken e, şimdiye kadar yazdığım kodlar hakkında soru sorabilirsiniz. For bir şey mi hocam jeneratör mü? For Yok. while yani döngüler. Döngüler jeneratör değil. Döngüler e, iş tekrarlatma olayı. Yani bu ta işlemci seviyesinde bunun bir mantığı var yani. Ama e, jeneratör dediğimiz bizim için bir şey üretecek. Bakın jeneratördeki kilit kelime üretmek. For ise döndürmek yani yinelemek. Döndürmek yani e, jeneratörün ürettiği şeyi for'da kullanabilirsin. Ya da for'la jeneratöre değer üretebilirsin. İki tarafta. For size döngü sağlıyor bu kadar. Aşağıda işlemler gerçekleşti bu arada. E, biz to listelerken herhangi bir yere bir print işlemi yapmadık değil mi? Tamam. Ee, şimdi buraya dikkat edin. Zaten aynısını yazdığı için nerede? 6'ya kadar demişiz. Şu e'de e'ye kadar dedik ya. O yüzden küçük eşittir dememiz lazım. O yüzden 6'da bitirdi. Bu 7'ye kadar değil. Yani yazdığımız fonksiyon yanlış. Şimdi fonksiyonumu düzeltip tekrardan çalıştırıyorum. Ee, onu da şuradan fark ettim. Yani iki sefer yazdı aynı şeyi. Ee, 7'ye kadarsa şöyle olması lazım. Bakın Görüyor musunuz? Yani birini normal ben generate ettim. Manuel generate ettim. Ürettim yani. Birini ise jeneratör kullanarak ürettim. İkisi de aynı. Sonuç olarak konsola yazdığı şey aynı. Jeneratör benim için senkrone. Senkronize bir şekilde çalıştı ve işini bitirdi. İşini bitirmeden de bir alt satıra geçmedi. Senkron olma noktası da buradan geliyor. E, alttaki ise direkt iterable olarak yazdırdım. Bu direkt olarak gördüğünüz gibi iterable olarak yazdırdım. Yani hiçbir şey değil. Bu bir map veya set değil. Bu iterable. Bunun sonuna işte to set diyerek veya e, to list diyerek liste şeklinde veya set şeklinde de yazdırmanız mümkün. Şu anda mesela set. Görüyorsunuz. Şu anda set olarak yazdırdık. E, sanırım biraz anlaşıldı değil mi bu? Yani şunu yapmış oluyor bu. Sizin için çağırdığınız anda boş bir liste oluşturuyor. Çağırdığınız anda sizin için boş bir liste oluşturuyor. Siz yelt dedikçe İçine eleman ekliyor. Yani her de onun içine eleman ekliyor ve bu işlem bitmeden, şu işlem bitmeden alt satıra geçemeyeceği için bu kadar işlemi teker teker ekleyerek ondan sonra buraya geçiyor. Aslında bunun yaptığı iş şöyle. Yani burada oluşturduğum gibi değil. Şunun gibi. Onu da anlatayım. Aslında şunun gibi. List 3'e kadar diyelim bu sefer. E, hatta 2'ye kadar. 2'ye kadar doğal sayılar. Eşittir deyip önce boş küme oluşturuyor. Şey boş liste. Yani şurada çağırdığınız anda sizin için önce boş liste oluşturuyor. Sonra diyor ki 2'ye e, kadar doğal sayılar add 0 e, sonra add 1 sonra add 2. Bitti zaten 2'ye kadar demiştik. 2 de dahil olsun. Gerçi 7'ye kadar da, da öyle olmuş oluyor da ama önemli, önemli değil. 7 de dahil 2 de dahil olmuş olsun. Önemli değil orası. Takılacağınız yer o değil yani. Şimdi ne olmuş oldu? E, önce sizin için boş bir liste tanımladı. Sonra teker teker yani şu YELT aslında şu YELT aslında şunu yapıyor yani. Sıfırı ekledi, biri ekledi, ikiyi ekledi. Kilit noktası da e, şey yapmaması. Bir sonraki e, adıma geçmemesi. işi tamamen bitirmeden. Yani şu for döngüsü bitmedikçe şurada bir sonraki adıma geçmez. Bu da aynı mantık. Var mı senkron olan... E, jeneratör hakkında sormak istediğiniz başka bir şey. Hocam. Hı -hı. En evet, ben ilk defa gördüm. Öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi streami evet. görünce daha çok şey olacaksın. Hı -hı. Şimdi, burada biz yer demek yerine tekrar, e, işte, nokta et deyip i'yi verseydik, bir liste oluşturup öncesinde ve bir liste döndürseydik en sonda, liste olarak kullanacağımız için farklı Hı -hı. bir şey içindeyim. E, o zaman Onla bunlar arasında ne gibi bir fark olurdu? Ee, teknik olarak hiçbir fark olmazdı. Bak teknik olarak hiçbir fark olmazdı. Fakat o bir jeneratör olmazdı. Yani sen şu şekilde bir liste oluşturmuş olurdun. Hemen hemen hiçbir farkı olmaksızın. Hemen hemen. Ama dediğin gibi yani sen bir forun içinde bir olay oluşturup orada da e, teker teker gidebilirsin. Ama bunun da zaten arka planında dönen şey yani şunun arka planında dönen şey zaten yine jeneratör yani çünkü bir iterable oluşturuyor ve o iterable'ı sen şimdi ne yapacaksın? İçeride bir tane iterable oluşturacak. Sonra sen onun içine tekrar tekrar ekleyeceksin. Bunu yaptığın zaman sen daha derinde bir işlem yapmış oldun şu anda. Ee, anlatabildim mi? Anladım. Hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani biz burada mesela 64'te boş bir liste oluştur diyoruz ya. Aslında arka tarafta yine bir jeneratör çalışıp bizim için boş bir liste oluşturuyor. Önce iterable oluşturuyor, sonra onu to list deyip listeye çeviriyor. Oysa biz burada İki ne yapıyoruz? Ilk, Bunu kendimiz yapıyoruz. E, i̇lk i dediğimizde oluşturup direkt istiyor mu? Yoksa e, for'a girmeden. For'a e, girmeden. iterable girmeden oluşturuyor evet, değil mi? Girmeden. Çünkü for'a hiç girmeye de bilir. Yine de boş bir listemiz vardır. E, anladın değil mi? Evet hocam anladım. Yani o yüzden ben o vurguyu yaptım. Hani burayı çağırdığın anda sana bir iterable oluşturur. Sonra teker teker içine eklemeye başlar burada. Teker teker burada for olmak zorunda değil. Burada çok farklı işlemlerle de içine eleman ekliyor olabilirsin. Çok karmaşık eklemeler Sen, yapıyor olabilirsin. Hı -hı. Konuda biraz bağımsız da iterable'e tıkladığınızda jenerik olarak e harfi alıyor. O e ne oluyor? Jeneriklerde e, t ve e şeklinde alıyor. Bu elements yani bu iterable olduğu için içindeki her şey element. Yani her bir elementin tipini belirtiyorsun. Bazı yerlerde bunu T olarak görürsünüz. O da tip anlamına geliyor. Yani E'nin baş harfi. Çok da bir anlamı yok. Oraya kendin mesela jenerik oluşturma kısmına geleceğim bir gün. Onun da dersini yapayım. Biz şu an jenerikleri kullanmayı öğrendik şimdiye kadar. Ama bu jenerik nasıl oluşturulur mesela? Bir kendi oluşturduğunuz sınıfta jenerik nasıl oluşturuyorsunuz? Abstract class'ta o E vermiş diye burada E görüyorsunuz. Sen burada D verirsen D görürsün. Deniz yazsan deniz görürsün. Mantık o. İpucu olsun diye de E olarak verilmiş. Hmm. Mesela oraya kendi klasımızı da verebiliriz değil mi? Mesela diyelim bir ördek klası yaptık ve ördekleri evet. oluşturmak istedik. Tabii o çağırırken ama şu an mesela Deniz'in sorduğu bu çağırırken değil de oluştururken E yazılmış hmm. buraya. Tabii oluştururken de sen oraya ördek yazmak istesen ördek yazarsın yani. Ama genelde tek harfle belirtilir. Hatta bundan şu an çok emin değilim. Yani birden fazla harf verilebiliyor mu? Ondan çok emin değilim. Muhtemelen veriliyordur. Verilmese 29 harften sonra takılıp kalacak. Jenerikler çünkü geniş. Ben şu anda değinmiyorum dediğim gibi. Üretim yani jeneratörleri şey jeneratör diyorum. Jeneriklerde jenerik, jenerikleri oluşturma kısmına geldiğimizde burayı tekrardan hatırladım. Ee, o zaman şeye geçeyim ben. Ee, streamlere geçeyim. Yani jeneratörün asenkron haline geçeyim. Süremiz çok gitmesin. Çünkü yarım saatte bitirmeyi hedeflemiştim. Şimdi bunun aynısı. Bunun tek farkı dediğim gibi bu senkron bir işlem. Bunu asenkron yapmak istiyorsanız yapacağınız tek şey bunu stream demek. Stream. Ve e, int. Yine int üretsin. Hiçbir farkı yok. Bakın. Hiçbir farkı yok. Bu bir yineleme. Yani adım adım yapılabilen bir iş. Yineleme. Adım adım yapılıyor yani. Ne diyelim bu sefer? E, rastgele süre de e, eleman oluştur. Eleman oluştur. Böyle bir şey söylüyorum. Yani rastgele sürede eleman oluştur. Şimdi bunun burada bunun e, senkronize bir jeneratör olduğunu söyledik. Bunun da asenkron bir jeneratör olduğunu söyleyeceğiz. Yıldızı unutmayın. Yıldızın anlamı bunun jeneratör olduğunu söylemek. Mantığı bu. Bu bir jeneratör. Yani bunun içinde yelt kullanabilirim demek. Yukarıdaki işlemin aynısını yapayım. Hatta buna da IE diyelim int e, bu da e olsun. Fark etmez. Yani bu e'nin artık ne olduğunu biliyorsunuz. For'a gelelim. Şimdi tek farkı burada ne yapacağım? Bakın e'ye e kadar gitsin. Bakın e'ye kadar gitsin. Ama e, yel derken i'yi eklemesin. Ne eklemek istiyorum? Biliyor musunuz? Diyorum ki random e, random fark etmez. Şey olsun. Şöyle diyelim direkt. Random e, pardon Burada e, int, geriye dönecek int olarak g diyorum. Geriye dönecek int, g, i. Şimdi bu int'i bu sefer direkt oluşturmayalım. Direkt oluşturmayalım, bekleyerek oluşturalım. Await evet diyorum, bekleyeceğim seni diyorum. Ve oluştur diyorum. Bakın, future, e, future e, nokta, delay. Hatırlıyorsunuz, bunu daha önce kullanmıştım zaten. Future nokta, e, Hatta value diyelim direkt. Değeri üret. Yani direkt bir değer üretsin. Ama rastgele bir değer. Rastgele değer içinde de random. Ee, random. Şu anda yaptığım işleri kafanıza takmayın. Çünkü şu an biraz işi e, iyice anlamanız için farklılaştırmaya çalışıyorum. Yani rastgele bir değer üretip rastgele bir süre bekleyecek. Rastgele bir süre. Yani bir saniye iki saniye değil. Bilmiyorum ne kadar bekleyeceğini. Öyle bir senaryo oluşturmaya çalışıyorum diyorum ki işte random sınıfından şöyle value'de r. next int diyorum ve en fazla e'ye kadar gelsin hani en fazla e'ye kadar gelsin. Buradaki value'yu buraya vereceğim ama vermeden önce biraz bekleteyim aynı şekilde çünkü bu hemen verecek. Hemen vereceği için yukarıda biraz bekleteyim. Azıcık bekleteyim yani orada. Sadece diyeceğim şey burada delay deyip şuraya Duration eklemek. Duration. E, seconds bölümüne. Yani kaç saniye bekleyeceğini bilmiyorum şu anda. Değil mi? Rastgele üreti üretileceği için bu. Ben bunu ne kadar saniye bekleyeceğini bilmiyorum. O kadar saniye bekledikten sonra gi sayısını üretecek. Burada benim için yine rastgele. Onu da bilmiyorum. Sonra da onu benim için oluşturduğum listeye ekleyecek. Yani yine bir liste oluşturacak. Aslında yine bir liste oluşturacak. Fakat bunun farkı var. Yani o burada anlattığım olayın aynısı. Bunun tek farkı bu asenkron. Yani beklemeyecek. Beklemeyecek. Ee, tabii ki sıfırı ekleyip sonra biri ekleyecek. Biri ekleyip sonra ikiyi ekleyecek. Ama bu listeyi tamamlamak için yani şu aşağıdaki listeyi oluşturmak için bu listenin oluşmasını beklemeyecek. Farkı da şu. Şöyle diyeceksiniz ki bu bir stream ya. Diyelim ki çağırma yani nasıl çağıracağız onu göstereyim. Stream'ler nasıl çağrılır, nasıl kullanılıyor. Bunların başına await ekleyip çağırmıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte rastgele rastgele sürede eleman eleman demişim. Eleman diyelim. Eleman oluştur. Rastgele sürede eleman oluştur. Rastgele sürede kaç tane eleman oluştursun mesela? 10 tane 10 tane çok olur, 7 tane, hatta 5 tane. Niye çok olur diyorum? Çünkü bu kadar saniye bekleyecek ya. O saniye işi bozacak. Şimdi bunu çağırırken feature'ı hatırlayın. Ne diyorduk? Feature'a den diyorduk, değil mi? Den diyorduk ve ee, elemanı alıp kullanabiliyorduk. Bir eleman üretiyorsa feature, eleman alıp kullanıyorduk. Burada den yok bile bakın. Den yok bile. Ama tam tersi baksanıza. Listeye çevir, sete çevir. Tanıdık geldi değil mi bu? Aslında bu iterable iterable'dan farkı bu asenkron bir iterable yani bunun ne zaman biteceği ne zaman eleman ekleyeceği belli değil yani sonraki eleman ne zaman eklenecek hiçbir fikriniz yok yani mesela 20 tane web sitesinden veri alıp e, sırayla istek atıyorsunuz ve o istekleri dinlemek istiyorsunuz takip etmek istiyorsunuz İşte kullanacağınız şey stream gerçek hayatta çok fazla kullandığınız bir şey ama nasıl üretildiğini bilmiyordunuz şu anda nasıl üretildiğini anlatıyorum size bunu stream'leri den demiyorsunuz. Stream'leri listen diyorsunuz arkadaşlar. Yani stream'i dinle. Bu stream'i dinle. Stream'i dinlerken her bir adıma event diyor. Yani aslında adım bu. Yani bu aslında benim için üreteceği veri, değer ya da fark etmez. Hatırlıyorsanız den içinde ona benzer bir şey söylemiştik değil mi? Değer. Burada da öyle. Her bir adımda bu listen her bir adımda şu fonksiyonu çağıracak. Bu fonksiyonu ben tanımladım değil mi? Hatırlıyorsanız anlatmıştım. Bu anonim bir fonksiyon ve ben tanımladım. İçine vereceğim değeri de ben değer olduğunu söyledim. İstesem d de derim, istesem başka bir şey derim. Her şey bana kalmış. Burada bir tane değişken tanımlıyorum. Bunun çağrılacağı yer tam olarak burası. Bakın, bunun çağrılacağı yer tam olarak burası. Her seferinde bu yani şu şurada tanıdığım tanımladığım anonim fonksiyon var ya benim burada tanımladığım bu anonim fonksiyon şurada her seferinde çağrılacak. O zaman ben de diyorum ki çağrılırken ne olsun? Print diyorum. Bakın değeri yazdır. Değeri yazdır. Yani her adımda o değeri görmek istiyorum diyorum. Şunu sen gel ettin ben de göreyim. Şimdi bakın çalışma şekli ne kadar hoşunuza gidecek. Çalıştırıyorum ve kodları görmeye başlıyoruz. Bakın. Geldi bakın 3 geldi. İlk rastgele ürettiği 3 sonra 4 geldi. 2 geldi. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir şey. Yine 2 geldi. Bu rastgele uydurduğu için e, hani bunu tahmin etmedi. 2 geldi. 0 geldi. O arada tabi e, yukarıda diğer future'larımız vardı ya. Onlar mesela araya girdi. Aşağı durumu takip ederseniz. Onlar araya girdi. 1 üretildi. O 1 muhtemelen o Merhaba Dünya'dan mı geldi? Yok. Merhaba Dünya'nın biri burada. Araya geldi. Girdi. Sonra e, işte bu iki defa 2 üretti. Sonra 1 üretti. 0 üretti. Sonra da bir üreterek şey en sonda sıfır üreterek bitirdiği işi. anlaşıldı değil mi burası? Yani tek farkı normal senkronize fonksiyondan tek farkı bu e, stream dediğimiz arkadaş asenkron çalışıyor. Yani ne zaman biteceği hakkında hiçbir fikriniz yok. Hatta süreyi biraz şöyle e, 15 yapayım üzerine konuşabilecek kadar bize zaman tanısın. Sonra da dersi bitirelim. Bu konuyu biraz daha konuşabiliriz ileride. Ama şimdilik e, bu şekilde olduğunu anlayın. Kullanınca zaten daha iyi anlayacaksınız. Ödev olarak bunlardan birkaç tane oluşturun. Jeneratör oluşturun. Yani hem senkron jeneratör, hem de asenkron birkaç tane jeneratör oluşturun. Aşağıyı takip edebilirsiniz bu arada. Aşağı çalışıyor. Hocam yani setremi kullanma amacımız bir veri çekeceğimizde çekçimiz verinin ne kadar süreceğini bilmediğimiz zaman mı kullanıyoruz? Doğru mu anlamışım? Mesela yani o bir senaryo. Örneğin senin elinde 20 tane web sitesi var. 20 tane web sitesi. Yani şöyle list diyelim. List. Ee, URL'ler mesela. URL'ler mesela. Böyle bir şey. URL'ler. Elinde işte dediğim gibi işte URL e 1, Mesela dediğim gibi bu sadece bu bir senaryo. URL 2, URL 3, URL 4 ve sen bunu bir stream'in içinde şurada for'da URL her bir URL'yi alıp HTTP isteği atarsın. Gelen cevabı yelde edersin. Bir yerde dinliyorsundur. Dinlediğin yerde her gelen o cevabı kullanıcıya gösterirsin veya bir işlem yapıyorsundur. Bir dosyaya yazmak istersin mesela. Dosyaya yazıyorsundur. Peki future'dan farkı ne hocam bu stream'in? bunu future'ın içinde yaptığın zaman mesela bunu future'da e, 4 tane şey yani 4 taneyi tanımladın. İşlemi yani bunu kullanıcıya göstermek için 4'ünün de bitmesi gerekiyor. Ama stream olduğu zaman her biten bak aşağıyı görüyor musun? İşini biteni direkt görüyorsun. İşi biteni direkt görüyorsun. Farkı bu. Ne yapacaksın mesela? 4 tane fonksiyon tanımlayacaksın o zaman. 4 tane future. Ve 4'ünü ayrı ayrı çağıracaksın. Ya da bir tane futures çağırıp dördünü bitirip ekranda göstereceksin. Can yani Cam canlı yayın araçları bir video konferans falan oturuyor ama stream kullanıyor değil mi? Hepsi stream. WhatsApp, yani, Instagram. Ya stream hayatınızın her yerinde sık sık kullanıyorsunuz. Şunu düşünün, aslında sorduğun soru şu, şuna benziyor biliyor musun? Yani ben e, bu şekilde yani sıfırdan altıya kadar elemanı elle eklemek varken benim vayla ne ihtiyacım var? Fora ne ihtiyacım var? Demek gibi bir şey. Şimdi küçükken yani 15-20 tane tamam. Peki 500 tane, 5000 tane. Ya mesela şöyle düşün. Bir mesajlaşma uygulaması yaptın. Streamle attığın mesajı mesela kullanıcıya atıyorsun. Ne zaman atacağım belli değil. Karşı tarafın kullanıcıya ne zaman atacağı belli değil. Geldiği zaman da kullanıcıya o anda göstermen lazım. Mesela bunu future'la yapmanın hiçbir imkanı yok karşı taraf mesaj gönderdi mesela. Mesajı anında ekrana yazdırman lazım. Burada hemen stream'in içine koyacaksın onu. Yani bir stream dinleyeceksin. Ve o stream'e eleman geldikçe kullanıcıya pat diye göstereceksin. Pat diye göstereceksin böyle. Mantık bu. Yani stream'i iyice değerlendirip farklı farklı senaryolar yapmaya çalışın. Ben şu anda iki tane senaryodan bahsetmiş oldum. Yani iki tane web sitesine bağlanma veya hani iki tane web sitesine bağlanma örneği verdiğimde doktor doğal olarak dedi ki ben bunu future'la da çözerim. Ama e, mesajlaşma uygulamasında mesela bunu futurela çözmen imkansız. Çünkü kullanıcı... E, <laughs> e, bunun async olması mecburi değil mi hocam o zaman? Ha, Yakup sormuştu değil mi biraz önceki soruyu? Yakup sen mi sordun? Doktor sen mi sordun? E, şimdiki soruyu ben sordum hocam. Az önceki soruyu, önceki soruyu ben sormadım. sormadım. Ha, tamam. Sesleriniz birbirine benzediği için. E, evet bunun async olması zorunlu. Yani bu çünkü e, asenkron bir jeneratör. Async yıldız. Yıldız jeneratör olduğunu ve yield edebileceğinizi yani değer sağlayabileceğinizi gösteriyor. Anlaşıldı değil mi? Ee, açıkçası ben jeneratör kavramını hala tam algılayamadım hocam. O yüzden düşünüyorum yani nasıl diye. Muhtemelen bu videoyu bir daha izlemek zorunda kalacağım. Belki videoyu izlemeden de dediğim gibi ödev kısmını yaparsan muhtemelen çözeceksin. Yani aklında senaryo olarak 4-5 tane jeneratör yani şuna benzer jeneratörler oluşturmaya çalış. Önce aynısını yap. Sonra ufak bir yerini değiştirip başka bir tane yap. Sonra ufak bir yerini değiştirip başka bir tane. 4-5 tane jeneratör yaptığın zaman konuyu büyük oranda çözeceksin hocam hiç anlamadığım bir şey hani değiştir yap değiştir yap ama anlamayınca işte hmm. sıkıntı orada yani anlamadan yapınca yapmanın da bir anlamı kalmıyor bir deneyim, felsefe anladım. oldu biraz ama <laughs> Anladım. bir dene istersen yani ikisini de dene zaten kend, herkes kendi öğrenme metodunu daha iyi biliyordur ee, o zaman bu dersi bitireyim uzatmayayım ee, sorular oluşmuştur zaten kafanızda muhtemelen çünkü future'da da muhtemelen oluştu ee, şimdi bu ikisini birleştirip daha derin anlamaya çalışın. Sonra Öyle bir şey miyim? Tabii ki. Ee, şimdi biz sürekli en son geleni gösteriyoruz ya. Hı hı. Yani her yeni gelince onu gösteriyor aşağıda. Evet. Ee, mesela biz bir şey istiyoruz. Yani uygulama boyunca arka planda çalışsın ve ondan değer alabiliyoruz alabiliyoruz mu yani en son eklenen şeyi mesela Tabii bana ki. şu anda en son eklenen lazım onu almak istiyorum Evet yapabilirsin. Yani işte mesela 5 saniye sonra app bar ekle. 2 saniye sonra float action buton ekle. işte buraya bir şey ekle. Streamle her şeyi kontrol edebilirsin. Future'la da kontrol edebilirsin. Siz şu anda teorik olarak future ve stream'i gördünüz. Ama kullanım yerine geldiğinizde daha çok öğreneceksiniz. Yani bunu burada kullan. Mesela bu app bar'ı işte stream'den belli bir değer gelince oluştur diyebilirsin. Öyle şeylerde. Yani evet. Kullanım senaryoları var. Kullanım senaryolarına da yine geleceğiz. Rica ederim. Hocam. Büyük <laughs> e, bir for de dönemini oluşturduk mesela. Sayılarımız çok büyük olduğu için yavaş ilerleyen bir for. Belli bir aşamadan sonra. Bu evet. stream olur mu? mı? Evet hiç kullanmamamız var. E, hayır. Uymaz. Yani şey olarak e, şimdi Orada biraz e, şu konu geliyor, orayı da bir ara ince, e, işleyeyim. Özellikle ileri seviyedeki arkadaşların e, öğrendiğinde hoşuna yarayacağı hoşuna gidebilecek bir şey, izolasyonlar. E, aslında temelde burada da e, izolasyon işlemi var ve eğer o mantıkla yani izolasyon mantığıyla olursa evet işe yarar. Yani diyelim ki 100 milyara kadar say, ondan sonra bir eleman ekle. 100 milyara kadar say, ondan sonra bir eleman ekle. Yine stream olarak işe yarar. Gördüğün gibi beklemiyor çünkü onu. Yani aşağıya çalışmaya devam eder. Kil e teknik olarak kilitlenmeye de sebep olmaz. Yani uygulaman kilitlenmez. O şekilde de kullanabilirsin. E ama bu tarafta yine bir kilitlenme oluşturuyordur. Çünkü sen evet kullanmadığın için ekstra bir şey oluşturmuyor. Bir izolasyon oluşturmuyor. Ama izolasyon oluşturup izolasyonun içine atıp oradan cevap gelmesini bekleyebilirsin. Tabi şu an dediğim gibi izolasyonun ne olduğunu bilmediğin için belki tam şey olmuyordur. Tam anlaşılmıyordur. Bu arada bu da bu diğer tarafa, Ha buradaymış tamam. Dersi durduruyorum o zaman. Biraz soru işaretleri oluşturmuş oldum size. 30 dakika dedim ama e, sorularla beraber 40 dakika oldu ders.